Goedenavond, good evening, welcome to our press conference. Maybe when I was younger, I dreamed about it. In the beginning of the season, I didn't dream about it. I just want to enjoy and have pleasure in the game that I like most to do. So I was not busy with how many games I would play. I just wanted to play as much as possible. So it's nice that tomorrow it can be already my 25th game. Soru, yarın 25. maçını oynuyorsun bu sezon ligde. Bunu hayal eder miydin? Hayal ettiğin bir noktaya geldin mi bu sezon? Belki de gençken hayal etmemiştim ama şu anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Kaç maç oynadığım önemli değil. Tamamen elimden geleni vermek önemli maçlarda. Yarın da bunlardan birisi olacak. Tadını çıkarmaya çalışıyorum. It means a lot because you're playing in a top club in Belgium. So it's necessary that we reach the group stage of this Conference League. So yeah, of course, if you speak about Champions League or Europa League, it's a step higher. But I still enjoy to play every Thursday night in Europe. So that's where you live for as a football player. So I really enjoy it. İspanya'da önemli bir gol atmıştım bugün. Yarınki maç için ne düşünüyorsun? Evet, çok önemli bir goldü. Belçika'daydı. Tabii şu an Konferans Ligi'ndeyiz ama her futbolcu daha da üst seviyeyi hayal eder. Şampiyonlar Ligi, UEFA'da oynamak gibi ama her perşembe akşamı maç oynamakta Avrupa'dan oldukça memnunum. Bunun keyfini çıkarmaya çalışacağım. Yeah, it's very clear. If you're first in the group stage and you already won round further than normal, if you're second, so for sure it's very important for us that we have two games less if you're first in the group. So it's normal that you play for the first place, and it's normal that's important for us that we already won round further than normal. So we hope we can take the 3 points tomorrow and qualify with the first place. Yarın grup birincisi olabilir misiniz? Bodo eğer kazanamazsa veya siz beraber kalırsanız birinci olacaksınız. Bu maçın önemi ne sizin için? Tabii ki de çok önemli. Çünkü birinci çıkarsanız gruptan bir round atlıyorsunuz. Bu oldukça önemli. İki eksik maç oynamak demek oluyor bu. O yüzden birincilik için oynayacağız. Bodo'dan bir adım öndeyiz bu konuda. Ama yarın yine de 3 puan almaya çalışacağız. Yeah, it's a positive situation. Bjørn is back in the squad. Nusa is back in the squad. Skov is there. Who else? Yeah, everybody that we talked about is and could be available is so that's good. I haven't said that. Of course, they haven't trained a lot, so we have to be a little bit careful. Joel is back in the squad, so that's also positive. So things are going the right way, but one thing is to be available. Another thing is to go out and perform. Sakatlıklar ve cezalar hakkında bir update yapabilir misiniz? Evet, ön kadroya geri döndü. Skol da aynı şekilde. Herkes oynayabilecek durumda aslında. Sadece idman yapamadılar. Geri dönmüş olmaları bu açıdan sevindirici. Joel da aynı şekilde geri döndü. Şimdi hep birlikte takım olarak yarın bir performans vermeye çalışacağız. First of all, we want to win, and if we can be ready for the first place tomorrow, that's the main thing, the main goal, of course. So we're gonna go out there for win the game and to put the Bodø under pressure. If we can do that and be number one, then we will add more confidence to ourselves. This is a big game. It's a top opponent. It's a team that have a new coach now and haven't lost after he come in. And I'm sure they want to show themselves from their best side. So this is something that we want to grab with both hands and use as a really good experience. At the same time, do everything we can to get 3 points. At the same time, of course, we always this season has to think two things, Europe and league, we have to feel the players and see how they are mentally and physically to find the right balance between what we do tomorrow and on Sunday. But of course it's very positive that we have so many available now. That's a positive thing. Yarın tüm gücünüzle mi sahaya çıkacaksınız yoksa pazar günkü maçı da düşünerek mi oynayacaksınız ve gruptaki dinamikler sizler için neler?
Kazanmak istiyoruz kesinlikle. Birinci olmak ana hedefimiz. O yüzden yarın kazanmak için çıkacağız. Bunu yaparsak kendimize takım olarak da daha çok güvenimiz artacak. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yeni bir koç geldi Beşiktaş'a. Hiç yenilmediler daha sonra. Dolayısıyla bu maça tüm gücümüzle sarılacağız. Güzel bir tecrübe olacak bizim için. 3 puan alabilirsek de çok iyi olacak. Tabii bu sene Avrupa ve Ligi aynı anda düşünmek zorundayız. Ama sevindirici taraf şu ki oyuncular, sakat oyuncular geri döndü. Dolayısıyla bir balansta, dengede devam etmemiz gerekiyor. Ama şu an iyi, pozitif bir durumdayız takım olarak. It's of course a sad day. A little bit shocked when I heard that news, I have to say that. Vincent was important in the decision for me to come to the club. At the same time, you need also to respect that he has been there for many years and has to feel on himself how where he is and what kind of energy and motivation he has into what he do every day. He had unbelievable big part of the success of Bruges. So in a way, also it's important to honor that. But we're gonna get a lot of time to do that because he's gonna stay out the season. I think that's really fair also that he stays now and do everything he can now to build Bruges out this season. And hopefully we can give him something special when he say goodbye for this time with some silverware or something. That's I know his goal and that's our goal as well. So. It's a little bit sad, but at the same time, it's what it is. He will stay here out the season. That's very important, and he has a big factor in consistency and quality in everything that has been done in Bruges, and that will also remain out the season. So and then also the club has time to make the right decisions for what's what to do afterwards. Vincent çok önemli bir oyuncuydu. Bruges'dan ayrılma haberinden sonra siz etkilendiniz mi? Neler hissettiniz? Tabii çok üzücü bir gündü. Şok oldum. Çünkü Vincent çok önemli bir oyuncu kulüp için. Ama tabii ki kararına saygı duymamız gerekiyor. Yıllarca buradaydı. Motive dolu, çok başarılarla dolu bir oyuncuydu ve Bruges'e çok şey kattı. Biz de onu bu şekilde, iyi bir şekilde veda etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sezon sonuna kadar burada kalacak. O yönden de iyi. Hani direkt ayrılmadı ve sezon sonuna kadar da bize bir şeyler kaçacağını düşünüyorum. O yüzden sezonun sonunda güzel bir kutlamayla veda etmemiz gerekiyor. Tabii biraz üzücü bir durum ama olan oldu. Sezon sonuna kadar bizimle Bruges'de yaptıkları kalıcı olarak kalacak. Bu sezon boyunca da boşluğunu nasıl doldurabileceğimize bakacağız. Yeah, it's true. It's a little bit strange to not have Hans here. It is because he's good to say that he's never injured and hopefully it's continued like that. But also it's a good test for us to show who we are without Hans because it can be other games during the season that he's not available. So I'm sure there's many that is hungry to show themselves in that position. As I said, we have a strong squad. Haven't decided 100% yet how we will do it, but if nobody can be Hans, has to be another player that shows and use their qualities into the team because Hans have special qualities in the way he plays. So it's not about being him; it's about being adding something different to the team in that role. And you have options there. In you can put Ferran there, you can put Philip, you can put Hugo. That's the first three I come up in my mind about that position. But we can also change formation and play a little bit differently. Kaptansız olmak nasıl hissettirecek? Tabii ki garip biraz. Hiç sakatlanmamıştı. Umarım da böyle devam eder. Ama onsuz da başarı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Güçlü bir kadromuz var. Tabii ki Hans farklı bir oyuncu. Ama oyuncularımız da kaliteli. Seçeneklerimiz var o pozisyon için. Filip olsun, Hugo olsun. Ya onlardan birini kullanacağız ya da formasyonu değiştirip tamamen oradaki boşluğu dolduracağız. I haven't been out on it yet. I just watched it and of course it's raining a lot. I'm happy that it's not a game today. We have to try to be a little bit careful with it in the training now. But as I seen the weather forecast, that is going to be a good weather tomorrow, and I think then it's going to be good because it looks quite good. But the water has to come away, and we have to try to be effective and quick when we are on the pitch today, so we can keep it as good as possible.
Zemin sizi kaygılandırıyor mu yarınki maç için? Dışarıda değildim, henüz bakmadım ama çok yağdığını gördüm. Bugün maçın bugün olmaması o yüzden sevindirici. Dikkat etmemiz gerekiyor. Hava durumu tahminlerine göre yarın havanın iyi olduğunu söylüyor. O yüzden bugün biraz daha idmanında dikkat etmemiz, hızlı olup verimli bir şekilde idmanı sakatlıksız bitirmemiz gerekiyor. Okay, thank you very much.